Diyarbakır'da kahvenin piri olarak anılan Dicle Kent Kahve Diyarı'na konuk olduk şimdi. İzliyoruz. Değerli Altın Rehber izleyicileri, Diyarbakır'daki sektörler arası yolculuğumuz kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de Diyarbakır'da bulunan Dicle Kent Kahve Diyarı'na konuk olduk. Yanımda da işletme sahibi Servet Bey bulunuyor. Servet Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Sizi biraz iyiyiz, teşekkürler. Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz? Tabii, buyurun. Bizim ana sektörümüz yaptığımız iş olarak tarımsal bir alandır. Yalnız işletme olarak Kahve Diyarı, Dicle Kent Kahve Diyarı olarak çok hoş bir ortam olduğu için yeni bir sektör olarak farklı bir iş tarzı denemek istedik. Peki burası ne kadar zamandır faaliyette? Burada neler yapıyorsunuz? Müşterilerinize ne gibi hizmetler sağlıyorsunuz? Biraz bunlardan da bahsedelim. Müşterilerimize işte şu şekilde iyi bir hizmet vermek açısından kahve tür çeşitlerimiz var. Yemek çeşitlerimiz var, pizzadan et çeşitlerimiz var, kırmızı et yemeklerimiz var. Ama genel olarak burada huzurlu bir ortam olarak yemek fazla öğretmiyor, tüketilmiyor burada. Sadece huzurlu bir ortamda kahve işte, çay, muhabbet açısından. Kişiler buraya geldiği zaman sohbet eşliğinde kahvesini, çayını yudumluyorlar. Evet. Hemen ardından zaten burada çocuk oyunları da mevcut. Onlardan da biraz bahsedelim istiyorum. Çünkü aileler için bu çok önemli aslında. Herhangi bir mekana gittiği zaman onların önceliği çocuklarıdır. Çocukları rahat etsin isterler. Burada mesela nasıl oyun alanları var çocuklar için? Şimdi burada çocuk oyun parkı var. Çocuk oyun parkı bildiğin gibi. Yani çocuklar oyuncak nerede bulursa orada kendini huzurlu, mutlu hisseder. Dediğim gibi yani başta burası yani bu iş sektörü bizim işletmecilik anlayışımız yoktu. Bizim alanımız Diyarbakır'da. Ben Toprak Mahsulleri Ofisi müteahhitliğini yapıyorum. Yıllardır, 20-25 yıldır. Burası da işte bir ortam olsun, huzur olsun. Dostlarımız gelip beraber bir oturup çay içeriz, mekanımız olsun diye böyle bir iş yeri açtık. Peki, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bizim şehrimiz güzel, Diyarbakır'ımız güzel. Yani Diyarbakır dediğim gibi şu ana kadar basını yakın takip ettiğimiz için son bir senedir Diyarbakır'ı şu anda göstermeye çalışıyorlar. Yani iyi bir şekilde göstermeye çalışıyorlar. Gerçekten şu anda Türkiye'nin 8. büyük ilidir Diyarbakır. Bazen batıda gelen insanlarımız oluyor. Diyarbakır'ı hiç görmemişler. Aa, sizin şehriniz bu mu? Biz diyoruz ki kültürü siz bizden öğrendik. Bizim bu ikinci gelişimiz çok güzel, büyük, gelişmiş bir şehir gerçekten. Diyarbakır dünya medeniyet şehridir. Yani Türkiye'de yaşayan insanlar hiçbir zaman, her zaman hep herkes kardeşlerimizdir. Kültürü de bizden öğrenmiştir. Peki, çok teşekkür ediyoruz size. Şehrimiz güzeldir. Evet sevgili izleyenler, Diyarbakır'da bulunan Dicle Kent Kahve Diyarı'na konuk olmuştuk. Bakalım bir sonraki durağımız neresi olacak?